arkadaşlar, bugün sizlere yine oyasından bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Ara kısmına fil dişi çalıştım arkadaşlar. Bir tanesini birlikte yapalım. Bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak geri dönüyorum. Geri dönerken zürafa yapıyorum. Ve bir sonraki zürafaya batarak aşağıya dönüyorum. Bu şekilde fil dişimi yaptım arkadaşlar. Fil dişim ve modelim arasında, dağım arasında 3 tane zürafa var. 3 tane arasında zürafa yapacağız. Dağımı yapmak için de yine 3 tane zürafa yapacağım. Toplamda 6 tane zürafa yapacağız arkadaşlar. Ben bu kısımda 3 tane zürafa bıraktım ama 2 tane de bıraksanız yeterli olacaktır. Şimdi buraya 6 tane zürafa yapıyorum. Evet, 6 tane zürafamı yaparak hazırladım. Şimdi geriye doğru 1, 2 ve 3. zürafaya batarak hemen geri dönüyorum. Arasında 3 tane zürafa bıraktım. Tekrar bir sonraki zürafaya batıyorum. Bir sonraki zürafaya battım. 2 tane zürafam kaldı. 3 tane zürafayla başladım. 2 tane kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Ve buraya bir göbek oluşturuyoruz arkadaşlar. Hemen bir sonraki zürafaya batarak buraya bir göbek oluşturuyorum. Bu büyüklükte bir göbek oluşturdum. Şimdi göbeğimin içine batarak geri dönüyorum. Ve buraya yaprağımı yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Pırpır yaparak başlayacağız. Bu şekilde birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Toplamda 4 tane pırpır yaparak başlıyoruz. Üçüncü pırpırımı yaptım. Tekrar batıyorum. Dördüncü pırpırımı yaptım. Şimdi baştaki pırpırın içine batarak geri dönüyorum. Geri dönerken bu şekilde parmağımı üzerine bastığım zaman pırpırlarım daha düzgün duruyor. İpim de tam üzerine, pırpırlarımın üzerine gelecek şekilde düzeltilmiş oluyor. Bu şekilde ayarlayarak düğümümü sıktım. Ve her bir pırpırın içine batarak buraya zürafa yapıyorum. Evet. Üzerine 3 tane zürafa yaptık. Şimdi tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Tekrar bir sonraki zürafaya batıyorum.
İki tane zürafam kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri döndüm. Tek zürafam kaldı. Zürafamın içine batıyorum. Bu şekilde yaprağımı tamamladım. Şimdi tekrar göbeğimin içine batarak aşağıya iniyorum. İpimi bu şekilde düzeltiyorum. Dilerseniz daha sonra kesebilirsiniz veya bu şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde aşağıya döndüm. Şimdi buraya iki tane pırpır yapacağız. Göbeğimin içine battım. Ve buraya birinci pırpırımı yaptım. Tekrar batıyorum. Aynı büyüklükte ikinci pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar ikinci yaprağımızı yapacağız. 4 tane pırpır yapıyoruz. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Aynı şekilde birinci de olduğu gibi 4 tane pırpırımı yapacağım arkadaşlar. Tekrar geri dönerek eksilteceğim. Üzerine zürafa yaparak tamamlayacağım. İkinci yaprağımı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Son zürafaya batıp geri döndükten sonra ipimi burada kopardım. Ama dilerseniz koparmadan devam edebilirsiniz. Burada yapmış olduğum gibi göbeğin içine batarak aşağıya dönüp tekrar dağın alt kısmındaki zürafaya batabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada kopardım ve yine dağımın en son batmış olduğum zürafasına batarak buradan düğümümü attım ve 3 tane zürafa yaptım yine. Bu tarafına yapmış olduğum gibi. Tekrar fil dişini yaparak tamamladım. Şimdi üzerine yapacağız. İğneme ipimi aldım. Hemen pırpırımın içine batarak buraya düğümümü atıyorum. Düğümümü attıktan sonra pırpırımın içine batarak üzerine küçük 3 tane pırpır yapıyoruz. Evet. 3 tane pırpırımı yaptım. Şimdi oyamı çeviriyorum. Tekrar pırpırımın içine batarak ipimin genişliğini ayarlayarak buraya bu büyüklükte bu şekilde ipimi ayarladım ve düğümümü sıktım. Şimdi tekrar çevirdim. İpimin içine batarak sık iğne yapmaya başlıyorum. Hemen düğümümü attım. İki, üç,
4 5 6 7 Buraya yaklaşık 15 tane kadar sık iğne yapacağız arkadaşlar. On tane oldu. On dört oldu. Bir tane daha yapacağım. Evet. Buraya 15 tane kadar sık iğne yaptım arkadaşlar. Sık iğnemi tamamladıktan sonra tekrar pırpırımın içine batarak buraya düğüm atıyorum. Bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Burada ipimi kesiyorum hemen. Diğerini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. İkincisini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Yine ara kısmına da bir tane aynısından yaparak modelimi tamamladım. Bu şekilde modelimiz tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.